sunumda bir giriş yaptıktan sonra SIDH ve SIKE algoritmaların tanıtımını yapabilmek için biraz eliptik eğriler üzerinde duracağım. Hatırlayacağız oradan temel şeyleri. Sonra da bu SIDH ve SIKE protokolleri için en önemli ihtiyaçlardan birisi olan performans geliştirmesi üzerine gelişmelerden bahsedeceğiz. İşte Supersingular Isogeny Key Cryptography bu NIST standartlaşma sürecindeki ibraz edilen algoritmalardan bir tanesi. Diğerlerine göre çok farklı. Hep hatta birinci roundunda şey deniyordu, böyle klasifiye ediliyordu. Lattice'lerden şu kadar, code base'lerden şu kadar, hash base'lerden böyle. İlk başta da The Others grubunda, diğerleri grubundaydı. Sonra ikinci roundda artık Isogeny Base diye kendini gösterdi. Üçüncü round sonunda da alternatif bir algoritma olarak seçildi. Buradaki kripto sistemin güvenliği eliptik eğriler arasındaki süpersingular eliptik eğriler arasındaki izojeni bulma zorluğuna dayanıyor ve şimdiye kadar literatürde bu problemi polynomial time'da veya verilmiş zamanda yapılabilen bir algoritma henüz yok. Bu sistemin en büyük özelliklerinden bir tanesi diğer type'lara göre, diğer çeşitlere göre en küçük anahtar boyutuna sahip olması. Bir tarihçesine bakacak olursak ilk başta şimdiye kadar 2010 yılında işte çıktı gibi diyorduk ya da 2006'da işte Rostovtsev ve Stolbunov tarafından propose edildi gibi diyorduk ama öncesinde izojen tabanlı çalışmaların başlangıçları 96 yıllara kadar covariance'a kadar gidebilmekte. İlk kez işte hard homogeneous space problemleri yapmış, bir yerlere submit etmiş ama çok kabul görmemiş o zamanlar. Sonra Charles Galbraith ve Lauter, Kristin Lauter 2007 yılında izojen tabanlı hash fonksiyon tasarımları var Microsoft'ta. Ve ilk böyle kriptografi protokol olarak da işte Rostovtsev ve Stolbunov refer edilmekte. Burada da ordinary körler üzerinde sistemler var. Stolbunov 2010 yılında çalışmasında ordinary körler kullanılıyor ve bunun güvenli olduğunu iddia ediyor. Bu yaklaşım klasik bilgisayarlarla yapılan ataklara altında doğru olmasına rağmen Charles Zhao ve Shkurev daha sonra bunun kuantum yönünden incelediklerinde güvenli olmadıklarını buluyorlar. Bu da işte ordinary eliptik körler arasındaki endomorfizm linklerinin komutatif olmasına dayandığıyla ilgili bir atak geliştiriliyor. O yüzden supersingular yaparsak ne olur diye düşünmeye başlıyorlar. Çünkü supersingular eliptik eğrilerin endomorfizm linkleri non-komutatif özelliğe sahip olduğu için Zhao ve Feo 2011 yılında böyle bir çalışma sunuyorlar ve buna işte Supersingular Isogeny Based Diffie-Hellman Key Exchange yani SIDH olarak kısaltılması olarak sunuyorlar. Daha sonra birçok çalışma yapılıyor. 2017 yılında da işte SIDH ve bu yaklaşımı kullanan bir açık anahtar sistem içeren yukarıdaki makaleyi Key Encapsulation'a çevirerek SIKE adı altında o da Supersingular Isogeny Based Key Encapsulation anlamında bir algoritma geliştirip NIST'in standartlaşma sürecine gönderiyorlar. Baktığımız zaman bu tür sistemler son yıllarda da başka yönlerden de incelenmeye başladı. Yani sadece key encapsulation ve post-quantum dayanıklı public key sistemler değil, bunlara dayalı diğer kriptografik protokolleri nasıl geliştirebiliriz üzerine duruyorlar. İşte digital signature'lar çıkmaya başladı, variable delay function'lar veya geçtiğimiz yıllarda non-interactive key exchange'ler veya undeniable signatures'lar gibi başka kriptografik protokol çalışmaları da güncel olarak yapılmakta ve burası da iyi bir çalışma alanı olarak durmakta akademik açıdan. Şimdi motivasyonu tekrar toparlayacak olursak, isogeny tabanlı kriptografik yapılar bir kuantum güvenli, iki diğer yaklaşımlara göre en küçük anahtar boyutuna sahip. Altındaki matematik çok iyi kurulmuş ve computation number teoriye dayalı. Arkasında sağlam bir matematik var. 96 yıllarından itibaren işte bazı geçmişi var ama kriptografik olarak 2011 yılı diyebiliriz. Görece olarak yeni. Biraz daha çalışılmaya ihtiyacı var diyebiliriz. Ve eliptik körlerle ilgili olması da bir avantaj. and-true lattice tipler, ring learning with error, code base'lerle SIDH'i public key, private key ve performans olarak karşılaştırıyor. Mesela public key size'lara bakacak olursak and-true type'lar 6000 byte'larda, Niehoff, Kyber gibi 2000 byte'lar diyebiliriz. İşte McAllister'ler, code base'ler megabyte'lara çıkarken SIDH'in isogeny type SIDH 576 byte'da. Hatta bunu biraz daha compressed edebilme teknikleriyle 336'lara kadar açık anahtar indirilebiliyor. Gizli anahtar da 48 byte ve diğerlerine baktığımız zaman da oldukça küçük bir boyutta. Fakat performans yönünde de yani buradaki Kozeyev arkadaşları and-true type'ı slow, ring LW very fast, burayı slow diye kategorize etmişler. Azure Base'de very slow oluyor. Bunun sebebi de işte biraz sonra göreceğimiz izojen hesaplamalarındaki computational complexity. Oranda iyileştirmeye ihtiyacı var. Bu bakımdan da işte NIST'in 8309 numaralı status reportu 3. round'da geçişte copy-paste yaptım. Burada SIKE'la ilgili şeylerini söylüyor. Neden alternate olarak seçildiğini. Buradan da görüldüğü gibi işte en büyük sorun performansı. Clock cycle'ı ölçüldüğü zaman neredeyse en order of magnitude kadar daha kötü diyor diğerlerine göre. Bu konuda bir çalışma yapılması ve çalışmanın devam etmesi gerekiyor diyor. Diğer taraftan ama diyor bu ilk önerildikten şimdiye geldiğimiz noktada birçok optimizasyon oldu ve birçok gelişme sağlandı. O da umut verici. Yine bir bakılması gereken bir nokta side channel protection, side channel ataklara karşı durumunun halen açık olduğunu, yani çalışmaların ihtiyaç olduğunu söylüyor. Burada benim dikkat çekmek istediğim bir nokta da şu, aşağıdaki mouse'u al, şu laptop'un mouse'unu kullanmaya çalışayım. Şunu çekeyim. Evet, burada diyor ki işte SIKE'ın en küçük size'ın olması hem key hem de ciphertext olarak çok önemli diyor. Bazı platformlarda bu performansın accept edebileceği durumlarda, bu da neye denk geliyor? Yüksek performanslı cihazlar üzerinde çok ilgi çekici olabilir diyor ve uygulama alanları bulabilir diyor. Biz bundan dolayı bu bu algoritma üzerindeki performans yönündeki çalışmaları destekliyoruz ve gelecekte de olarak görüyoruz bunu diyor. Bir standartlaşma için bir aday olarak görüyoruz diyor. Diğer slayta geçiyorum. Şimdi geçeceğiz. Algoritmanın tanıtımına geçeceğiz. Eğittik eğrileri hemen kısaca hatırlayalım temel özelliklerini. Eğittik eğriler sonlu cisimler üzerinde şu şekilde verilmiş, şu şekilde ki denklemlerdir. Biz bunların FQ, Kartezyen FQ'daki çözümlerine baktığımız zaman bir de sonsuztaki özel nokta eklediğimiz zaman bu kümeye özel bir işlem altında bir grup tanımı yapabiliyoruz. Buna eğittik eğri toplaması diyoruz. Buradaki sıfır veya bazen infinite olarak sonsuz olarak gösteriliyor. Buna identity element diyoruz. İşte eğittik eğri grup operasyonunda şöyle yapılıyor. P ve Q bu eğri üzerine iki noktaysa P ve Q'nun toplamı buradan geçen doğrunun kestiği noktanın x eksenine göre simetrisi olarak tanımlanabilir. İşte buradaki eğittik eğrinin bu şartları sağlayabilmesi için diskriminantında sıfır olması gerekiyor. Böylece iki noktadan geçen doğru üçüncü bir noktada kesiyor ve x eksenine göre simetrisini aldığımız zaman toplam olarak yapabiliyoruz. Eğer noktayı kendisi toplamak istiyorsak da bu sefer bu noktadan geçen teğet denkleminin kestiği noktanın alıyoruz, simetrisini alıyoruz. Bu eğriptik eğri toplaması olarak. Burada da birkaç örnek var. Mesela şuna bakacak olursak burada P ve Q iki nokta. Bunların x eksenleri aynı fakat y value'ları birbirinin negatifi ve buradan geçe doğru yaptığımız zaman sonsuzda birleşiyor ve biz bundan dolayı P ve Q birbirinin tersi diyoruz. Biraz önceki tanımdan dolayı da. Veya P, Q veya R hepsi aynı doğru üzerinde böyle lineerse curve üzerine lineer bir yapısı varsa bunun toplamı sıfırdır falan gibi temel özellikler basit geometrik şeylerden çıkarılabiliyor. Tabii bunlar hepsi real number üzerine tanımladık veriler için böyle anlaşılması daha kolay olsun diye böyle veriliyor başta. Şeye döndüğümüz zaman, formüllere baktığımız zaman x1, y1 ve x2, y2 iki nokta olsun. Bunların toplamı için biz buradan geçen, bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini şu şekilde hesaplayabiliriz. Sonra buradan geçen doğru denklemini eliptik eğri denkleminin yerine koyduğumuz zaman oradaki x'e göre kübik olan denklemin çözdüğümüz zaman noktalarımız bu şekilde geliyor. Eğer şeyse de doubling yapıyorsak da bu sefer eğimiz bu şekilde oluyor. Yine benzer şekilde çözümleri var. Bunu koymamın sebebi de burada işte eliptik eğri point addition dediğimiz P artı Q işte birkaç tane ona yakın şeyle ya da 4-5 tane final field çarpımı, toplamı, inversion hesaplamasında bu F1 koordinatlarda içerecek şekilde işlemlere yapılabildiğini göstermek. Eliptik eğriler kendi arasında birçok gruplara ayrılıyor. Bizim şu andaki sunumumuz açısından supersingular eliptik eğriler önemli. Onu tanımını yapabilmemiz için de nokta sayısına ihtiyacımız var. Eliptik eğrinin nokta sayısı FQ üzerinde işte Q artı 1 eksi T şeklinde tanımlanıyor. Buradaki T de mutlak değeri 2 kökünden küçük ve eşit olan bir şey, değer. Ve biz bu değerin bu değer eğer T'nin bir katıysa T değeri biz buna supersingular diyoruz. Öyleyse biz number of point'i mod Q'da hesaplarsak supersingular için Q P'nin kuvveti, bu da P'nin multiple'ı. O yüzden denkleri 1'e tekabül ediyor. Bu da supersingular'ın başka bir tanımı olarak karşımıza çıkıyor. Yani supersingular curve'leri bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Bizim izojenlerle ilgili de şöyle tanımlarımız var. E1 ve E2 iki tane eliptik eğri olsun FQ üzerinde. Bu E1'den E2'ye bir tane non-constant rational map ve sıfırı da preserve eden ya da grup homomorfizmi sağlayan bir tane map olarak tanımlayabiliyoruz. Non-constant rational map that preserves identity element diyebiliriz tanım olarak da. İşte bu rational map'in degreesi de bizim bu izojenimizin degreesi olarak tanımlanıyor. Veya separable ya da bizim çalışacağımız izojenler içinde her bir şey aslında izojen bir eliptik eğrinin bir subgrubun genellikle kernel'la associate ediyor ve bu kernel'un eleman sayısı da yine izojenin degreesi olarak tanımlanabiliyor. Biz onları çok kullanacağız sistemimizi kurarken o kernel'larda. Eğer bizim izojenimiz E'den E'ye kendisine gidiyorsa biz bunlara da endomorfizm diyoruz. E'den E'ye bütün izojenilerin oluşturduğu kümeye de endomorfizm kümesi diyoruz. Bu kümenin bu kümeyi de fonksiyonların bileşkesi ve işte pointwise addition altında bir ring oluşturuyorlar. Biz buna da E'nin endomorfizma ringi diyoruz. İşte supersingular'lar için burası non-kommutatif olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bizim burada işte E1 ve E2 iki tane eliptik kör olsun FQ üzerinde. Eğer bu E1 ile E2 arasında bir tane izojeni varsa E1 ile E2 izojendir deniyor. Yani E1 ve E2 izojense birbirine bunlar arasında bir tane izojeni vardır. Yine bizim kullanacağımız önemli bir tanımlardan bir tanesi sistemimizde torsion gruplarımız, L torsion gruplarımız. Bizim eliptik eğri noktalarımızda order L olanların oluşturduğu kümeye L torsion grupları diyoruz. Ayrıca önemli bir konudan bir tanesi, bilmemiz gerek yani önemli bir özelliklerden bir tanesi de izojeni klaslarına baktığımız zaman bir eliptik eğrinin eliptik eğri izojen olan bütün gruplara ayırdığımız zaman bundan hepsi ya supersingular oluyor ya da ordinary oluyor. Yani supersingular bir curve ordinary'e izojen olamıyor. Supersingular kendi içerisinde böyle bir özelliğe sahip. Yani hepsi izojeni varsa hepsi supersingular oluyor. Ve post-quantum izojeni based kriptografik sistemimizde bizim kullanılan eliptik eğrilerimiz supersingular. Normal eliptik körde ordinary körleri kullanıyoruz. Supersingular'lar güvensizdir diyoruz. Eliptik eğri ayrık logaritma problemi için geçerli. Oradaki problem eliptik eğri ayrık logaritma problemi. Bize eğer P ve Q arasında P eşittir işte X çarpı Q diye bir ilişki varsa P ve Q veriliyorsa X'i bulmak problemine eliptik eğri ayrık logaritma problemi diyoruz. eğer buradaki eğrilik eğriler süpersingularlarsa bunların verimli bir zamanda çözümü oluyor. Ve genellikle de işte embedding MOV ataklarıyla onları bulabiliyoruz. O yüzden klasik eğrilik eğrilerde süpersingularlar pek kullanılmıyorlar. Özellikle signature veya encryption'larda kullanılmıyorlar. Ama buradaki problem çok farklı. Buradaki problem eliptik eğri diskrit logaritma problemi olmadığı için tam tersi bir durum çıkıyor. Buradaki problem iki izojen eliptik eğri arasındaki izojeniyi bulma problemi olduğundan dolayı burada süpersingularlar daha güvenilir diyebiliyoruz. Bu da bir ek olarak yani kafalar karışmasın diye bunu da belirtmek istedim. Şimdi sistemimize bakalım. Bizim sistemimiz için ne yapacağız? Bir tane P seçeceğiz. Üzerine çalışacağımız finite field'in karakteristiği P. Bu P L üzeri LAE üzeri A, LBE üzeri B çarpı F artı eksi 1 şeklinde. Buradaki F genellikle küçük bir sayı, kofaktör. LA ve LB'de 2 ve 3 sayıları genelde. EA ve EB'de onların power'ları 200 civarında, 300 civarında sayılar. Kolaylık olsun diye LA üzeri EA'ya RA, şuna da LB diyelim. Öyleyse bizim domain parametrelerimizi açıklayabiliriz. Bizim domain parametrelerimiz o zaman bir tane P seçeceğiz. Bu FP karede üzerinde bir tane süpersingular eliptik curve alacağız. Bu bizim ikinci bir domain parametremiz. Ayrıca E üzerinde 4 tane nokta seçeceğiz. PA, QA, PB ve QB adı altında. PA ve QA şurada gösterebiliriz. PA ve QA'nın generate ettiği subgrup RA torsion grubunu oluşturuyor. PB ve QB'de RB torsion grubunun jeneratörü olarak tanımlayabiliriz. A, buralara AA, buralara BB dememizin sebebi de bunlar Alice'le, bunlar da Bob'la ilişkili olduğu için öyle isimlendirdik. Şimdi varsayalım ki Alice'le Bob ortak bir anahtar oluşturmak istiyorlar. İki taraflı bir iki exchange yapmak istiyorlar. Normalde biliyorsunuz mesela discrete logaritmada, finite field üzerinde G, F'nin bir jeneratörü ise bir tarafı G üzeri A'yı, bir tarafı G üzeri B'yi oluşturup birbirine gönderdikleri zaman bir taraf G üzeri BA'yı, diğer tarafı G üzeri AB üzeri B'yi oluşturunca hatırlarsanız kolaylıkla ortak bir şey oluşturabiliyorlardı. Bu da ona benzer ama biraz daha tabii o kadar rahat açıklanabilir bir şey değil. Bunu açıklamak için önce Alice ne yapacak onu görelim. Alice öncelikle iki tane ZRA'nın elemanı olan sayı seçiyor ve MA, PA artı NA, QA işlemini yapıyor. Bunlar işte eliptik eğri üzerinde skalar multiplication'lar ve bir addition yapıyor. Daha sonra bu eliptik eğri üzerine bir nokta ve bunun generate ettiği subgrubu alıyor, RA'yı. İşte daha sonra E'den kernel'ı RO olan bir tane izojeni hesaplıyor. Şimdi iki tane eliptik eğri arasındaki izojeniyi bulmak zor bir problem. Fakat kernel'ı belli olan izojeniyi hesaplamak kolay bir problem. Interactable. Hani bizim her zamanki public'de kullandığımız terim. Şimdi problem çok zor problem fakat bir bilgiyi biliyorsanız kolay problem gibi. Interactable. Buradaki Velus formülleri burada yardımımıza koşuyor. Bizim E'miz var ve biz öyle bir izojen eliptik curve bulmak istiyoruz ki bunun kernel'ı RA olsun. O zaman işler kolay ve polynomial time'da biz bu EA'yı oluşturabiliyoruz. Fakat ben size E ve EA'yı verirsem bu RA'yı bilmediğiniz sürece bu phi of A'yı bulmak çok zor. Problem bu. Alice öncelikle kendi public key'sini oluşturuyor. EA. Burada RA'yı gizli tutmak zorunda. Ve daha sonra Bob'la ilişkilendirdiğimiz PB ve QB'yi bu izojeninde evaluate ediyor. Yani Alice'in yaptığı şu. İlk başta EA'yı hesaplamak. Buna karşılık gelen phi A'yı hesaplamak. Daha sonra PB ve QB'yi phi A'de evaluate etmek. Ve karşı tarafa phi A of PB, phi A of QB'yi ve AI'yı gönderiyor. Aynı şeyleri Bob da kendi parametreleriyle yapıyor. Yine bu de göstereyim. O zaman burada Alice'ye Bob yazarsak burada MB ve NB seçiyor. Burada bir tane RB oluşturuyor. MB ve NB ile buradaki PA, PB oluyor. Bu da QB olacak şekilde her şeyi A yerine B yazarak aynısını oluşturuyor. Burada PB, PA olarak kendi tarafında o işlemleri yapıyor. Onları da burada yazdık. BAP'ta EB, phi PA ve phi QA'leri karşı tarafa gönderiyor. Şimdi Alice ve BAP birbirleriyle değişim yaptılar. Alice tarafında ne olacak ona bakalım. Pardon. Alice şunu yapacak. BAP'tan EB, 5BPA'yı ve 5BQA'yı aldı. Aldıktan sonra kendi gizli MA ve NA integerlarıyla bu noktaları çarpıp topladı. Bu phi of b homorfizm olduğu için bu MA'lar içeri girebiliyor ve bu phi of b parantezine alınmış gibi tek bir nokta şeklinde düşünebiliyor ve aslında hesapladığı şey RA noktasının phi of b'de hesaplanmış halini yapabiliyor ve daha sonra bu noktanın, şimdi bu nerede? Bu EB üzerinde. Bu EB üzerindeki noktanın generate ettiği subgrubu oluşturuyor ve EB'den kernel'ı bu olan bir tane izojeni hesaplıyor tekrar. Ve buna EAB diyor. Yine benzer şeyleri BAP da yapıyor. BAP da Alice'den aldığı şuradaki phi A, PB ve phi A QB'leri kendi gizli integer'lara çarpıp şunu elde ediyor. Daha sonra artık bu EA'nın üzerinde bir nokta. Bunun generate ettiği subgrubun gruba karşılık gelen kernel'ı bu olan, daha doğrusu kernel'ı phi ARB olan bir tane izojeni hesaplıyor. Buna da BA diyoruz. Şimdi bu EA ve EB'yi E'den itibaren götürüp bunları o phi A, phi B'lerin composition şeklinde yazarsanız bu ikisinin aslında kernel'ların eşit olduğunu ve bundan dolayı aslında izojen olduklarını görebilirsiniz. Yani buradaki EAB ile EBA birbirine aslında izomorfik çıkıyor ve bu izomorfizmden dolayı da bu iki tane eliptik eğrinin C invariantları dediğimiz sabitleri birbirine eşit oluyor ve bu ortak anahtar olarak kullanılıyor. Common key olarak kullanılıyor. Bu da sistemin şeyi, bir figürü. Pardon. Bu da orijinal makaleden alınma. David Jao ve DFO'nun makalesinden. Burada şu figür üzerinden artık konuşabiliriz. S0'dan başlıyoruz. Bu kırmızıyı Alice yapıyor. Buradan EA'ya gidiyor. Mavi de BAP. BAP da buradan EB'ye gidiyor. Sonra karşılıklı değiştiriyorlar. EA üzerinden artık ve ilgili şeylerden, şunlardan BAP ne yapıyor? Mavilerin BAP kendi BA'sını hesaplıyor. Alice de bu gelen şeylerden EAB'yi hesaplıyor ve ortak anahtarı oluşturmuş oluyorlar. Aslında baktığımız zaman şöyle sol tarafa işte bir tane isogenic computation var başta. Evaluation'lar var. Bu karşı tarafa gidiyor. Sonra geldikten sonra bir isogenic computation daha var. EAB için ve C invariant hesabı var burada. Bu neydi? Bu eliptik eğri Diffie-Hellman Key Exchange'ti. Ve burada buradaki C invariant mesajla katılarak bir şey de oluşturabiliyor. Public key encryption oluşturuluyor. Bunu kullanarak aslında Supersingular Isogeny Base Key Encapsulation mekanizması önerilmiş. O da şöyle çalışıyor. Şimdi public parametreler, şunu biraz büyütebilirim herhalde. Şöyle deneyeyim. Bir tane daha. Tamam. Şimdi public parametrelere bakalım. Bizim üzerine çalıştığımız cismin şeyi, karakteristiği P. Bu tarzda F'si 1 kofaktör 1 olarak seçilmiş. Bunlar fix. Supersingular E0 eliptik eğrimiz var. Eleman sayısı bu. Yine PAQA ve PBQB şu torsion grupların jeneratörleri olacak şekilde seçiliyor. Şimdi burada BAP öncelikle bir şeyini, açık anahtarını oluşturup Alice'e ulaştırmak zorunda. O da ne oluyor? Bir tane şey seçiyor, gizli bir anahtar seçiyor. Bu gizli anahtarla EB körvünü oluşturuyor. Daha sonra bunları PA ve QB noktalarını evaluate edip karşı tarafa gönderiyor. Aynı SIDH'e benzer şekilde. Şimdi burada Alice bir tane şey seçecek ki encapsulation'da. Bir mesaj seçecek, gizli bir şey oluşturup bunu karşı tarafa göndermek amacımız. Bu M olsun. Daha sonra bu M BAP'tan gelen açık anahtarla bir hash fonksiyonuna sokuluyor ve buna Ray diyoruz. Sonra bu Ray'i sanki kendi private'ymiş gibi kullanıp EA'yı bu şekilde oluşturuyor Alice. Bunu oluşturduktan sonra EA, daha sonra BAP'la ilişkilendirdiğimiz PB ve QB noktaları aynı SI'de eşit olduğu gibi bu noktalarda evaluate ediliyor. ve daha sonra da buna public key of Alice diyoruz. Aynı zamanda BAP'tan gelen şeyler vardı. Açık anahtarlarımız vardı. Bunu da kullanarak EAB'yi hesaplıyor Alice. Bu EAB'den gelen C invariantımız bizim gizli şeyimizde SIKE'de işte oturumuzdu. Bu C invariantı bir hash'ten geçirip mesajla exorladığımız zaman da buna da ciphertext diyoruz ve bu public key of Alice ve ciphertext'i şeye gönderiyoruz. BAP'a gönderiyoruz. Şimdi burada BAP da şunu yapacak. Pardon. Şu el işareti. Şimdi BAP ne yapacak burada? Public key A ve C'yi aldıktan sonra öncelikle bu Alice'den gelen EA'yı alacak ve buradan gelen noktaları da alıp kendi gizli sayısıyla çarpıp EBA'yı oluşturacak. SI'de eşit olduğu gibi bu EAB'ye eşit olduğu için artık bunun C variantı BAP'ın elinde var. C variantı olduğuna göre bunun hash'ini alıp C ile exor ettiği için bu exor işlemi olduğu için C artı F de M'ye eşit. Oradan M'yi çektikten sonra gerisi straightforward bir şekilde çıkıyor. Yani gördüğünüz gibi kolaylıkla bunu da key encapsulation mekanizmasına çevirmiş oluyorlar. İşte oradaki şey de submission'daki algoritma da bu. Şimdi bunun güvenliğine bakacak olursak güvenliği söylediğimiz gibi iki tane izojen olan eptikeri arasındaki izojeniyi bulmanın zorluğuna dayanıyor. Yani bize E0 ve E1 verilirse buradaki izojeniyi bulmak zor bir problem diyoruz. Benzer şekilde bir tane eptikerin endomorfizm ringinin hesaplanması da zor şekilde. Bunları araştırdığımız zaman ben kabaca tabii baktım onlara. Paper'lardan hemen hızlıca detaylarını bir sonraki zaten sunumda da dinleyeceksiniz. Orada biraz daha gelişmeler olmuş olabilir ama klasik atak olarak o P1/4, kuantum atak olarak da P üzeri 1/6 olarak ataklar mevcut. Yani P üzeri 1/6 demek yani P'yi öyle bir seçeceğiz ki bit size işte burası ilgili şeyi sağlasın. Yani şimdi performansına dönelim SIDH ve SIKE algoritmalarının. Bu da ikinci roundda NIST'ten Dustin Moody'nin sunumundan çok güzel bir şey karşılaştırma. Buradaki X eksenimiz bizim Key Generation, Encapsulation ve Decapsulation için gerekli olan timingler, clock cycle cinsinden. Y eksenimizde ciphertext ve public key size'ların toplamı. Şimdi burada baktığımız zaman ciphertext size'larda en düşük olanlar şunlar ve bunlar da izojeni. Yani izojeni gerçekten şu grupta en küçük ciphertext public key size'ına sahip. Yeşiller latisler. Bunlarla karşılaştırabiliriz. Latisler biraz daha yüksek oradan. Ama gördüğünüz gibi X eksene baktığımız zaman latisler 100 ile 1000 arasında. Şuradan işte 10.000 işte 7.000-8.000'e kadar çıkabilmek daha bu şekle göre. Ama burası onar kat gittiği için buralar artık 1 milyonlar değil mi? 100.000 pardon mertebesinde. Ama çarpı 1000 var bir de değil mi burada? Yani gördüğünüz gibi birkaç order daha yüksek ve performansı oldukça şeye göre latislere göre karşılaştığımızda daha kötü. Buradan diğerlerinde kolaylıkla karşılaştırabilirsiniz. Böyle kaba bir fikir edinmek için bu turuncular Mekelis mesela. Mekelisler, kırmızılar, quasi-cyclic kodlar, unstructured latisler bu şekilde. Low rank kodlar bu sıralanmış. Şimdi literatürdeki performans çalışmalarına birkaç tane örnek vereyim. SEO ve arkadaşları burada mesela ne yapmışlar? Cortex M4'da bir çalışma yapmışlar. Cortex M4'daki çalışmaları 32 bit architecture'da. Şunu da biraz büyütüp anlatayım. Şimdi burada SIKE'ın şeylerini, değişik parametrelerini Frodo, Kyber ve New Hope'la karşılaştırması var. Şuralarda FP aritmetiği olduğu için ve bunlar kullanmadığı için boş. Hemen bir tane seçelim. Mesela hangisini seçelim? Şu This Work demiş SIKE 503'te. Baktığımız zaman Key Encapsulation 104 çarpı 10^6 clock cycle yani milyon 172 183 4, total olarak 459 diye geçiyor. Fikir vermesi açısından Frodo'ya baktığımız zaman 135 640 AS'le, C şekli 254 Kyber'a baktığımız zaman 4 civarında sadece. Nihoff 5. Ama bu tabii ilk referans implementasyonu. İlk günkü şeylerden hatırlıyorsanız çok fazla birbirler arasında geçişler, geçmeler var. Saber bu civarda. Ben burada sadece şeyi belirtmek istiyorum. Eğer ortalama 5 kabul edersek burası 450, 90-100 kat kadar bir fark oluşmakta şeyde, Cortex-M4'da. ARMv8 prosesörüne bakacak olursak 64 bitlik işlemcilerde. Tabi burada fine fit çarpımların üzerine optimizasyonlar, ilgili architecture üzerindeki instruction setleri kullanarak yapılmaları, bunların hepsi var. Burada da 503'e bakmıştık biraz önce, 400 küsürdü. Burada mesela 136 bu architecture'larda biraz daha 4 kat kadar falan bu architecture'da iyileştirmeler olmuş. Bu çok güzel bir şey, tablo. Burada da SIKE'ı şimdiki şeylerle karşılaştırıyor. APTK sistemlerine. Mesela Curve25519 bizim işte Dan Burstein'in önerdiği ve birçok uygulamada kullanılan, mesela hepimizin günlük hayatta WhatsApp'ta kullandığımız protokolde Curve25519'la session key'ler oluşturuluyor. Bunlar post-quantum resistant değil. Şu tür mesela A57 işlemcisine baktığımız zaman burası 3 civarında çıkarken 10/6 clock cycle. Burası 657 olarak mesela çıkmış. Gördüğünüz gibi şu anda kullanılan APTK-körlere göre de neredeyse 200 kattan fazla şey var. Performans farkı var. Öyleyse performansın artırılmaya gerçekten ihtiyacı var. NIST de bunu istiyor. Eğer performans artırılsa şu anda güçlü cihazlar üzerine çalışabilmekte ama biraz daha resource constraint'lerde de, biraz daha mikrokontrolcülerde de ya da daha böyle işlem gücü düşük cihazlarda, AVR gibi cihazlarda bile çalışabilme durumu ne olur diye bu tür iyileştirmeler yapmamız lazım. Baktığımız zaman iyileştirmeler, saati de bakayım kaç dakikamız var? 35, 10 dakikamız var. 5 dakikada bitirmeye çalışayım. Sonra belki sorular olur. İlk yapacağımız şey Final Field'deki işlemleri hızlandırmaya çalışmak. Bunun için de işte FP dediğimiz P bayağı büyük bir sayı. İşte SIKE 503 dediğimiz 503 bitlik P'ye sahip olan bir protokol. Yani oradaki 503 ya da 700 civarında şey var. 751 civarında, 751 bitlik integer'lar kullanılıyor. Burada o zaman karşımıza büyük sayı toplamı, çarpımı, çıkartması, bunların çarptıktan sonra reduction'ları, dün gördük Montgomery, Barrett reduction'lar ve bir de FP kare üzerine tanımlanan her şey. Burada FP kare yani quadratic extension field aritmetiğine ihtiyacımız var. Daha sonra bu şeyleri hesaplarken, elemanları hesaplarken, mesela izojeni hesaplarken ne yapıyoruz? PA artı işte bir sayı çarpı QA diyoruz. Orada bir elliptic eğri skalar multiplication işlemleri var. Onlar elliptic eğri point addition, doubling, skalar multiplication ve simultaneous addition gibi işlemleri çağırıyor. Daha sonra aslında şu K'yı kaldırıp sadece P artı L2 olarak olduğu gösterildi. Yani aslında burası simultaneous addition da yerine sadece K çarpı P ve point addition ve doubling'lere yönelmek daha iyi olabilir. Ama bize sunumun başında gördük ki aslında bu APTK işlemleri de ne yapıyor? Yine final fit işlemleri çağırıyor. Bakın bu point addition. Bu kareyi de çarpma sayarsak 1, 2 çarpma var. Mesela şurada bir tersiyle çarpma, burada bir tersiyle çarpma var. Bir inversion, 8 tane çarpma. Yani bu aslında bir point addition, 8-10 tane final field multiplication'a tekabül ediyor. Onları artırmamız için yine final field'deki işlemler önemli bir nokta. Bundan dolayı bütün performans iyileştirme makaleleri mutlaka final field aritmetiğine önemli bir yer ayırır ve oradaki yaptıkları güncellemeler, optimizasyonlar veya yeni teknikler nelerdir onları gösterirler. Çünkü öbür türlü pek improvement'lar gelmiyor maalesef. Ve tabii ki isogenik computation'lar çok önemli bir yeri tutuyor. Burada örnek olarak bir tane şey verdim, isogenik computation'ı verdim. Burada mesela elliptik eğrimiz x çarpı x kare x artı b, bu da e üssü olsun. İşte e'den e üssü'ye bir tane isogenimiz var. Bu isogeninin kernel'ı order'ı 2 olan bir nokta tarafından generate edilmiş, 0,0. Order'ı 2 olan bizim şu noktamızın generate ettiği subgroup infinity ve kendisi. Demek ki bu şeyin, isogeny'nin degree'si 2. Çünkü kernel'ın nokta sayısı 2. Benzer şekilde buna karşıdakine rational map'i de Velus formülüyle şu şekilde yapabiliriz. İşte şuradaki gördüğümüz rational function'ın payının derecesi 2, paydanın derecesi 1, en büyük olan 2 olduğu için işte o rational map'in degree'si de isogeny'nin degree'sidir dediğimiz zaman da yine 2 sayısını yapabiliyoruz. Ya yani böyle hesaplanabilir ya da şu kernel'ın şeyine bakılabilir. Yine burada degree 2 isojenisini hesaplamak için bir kare alma, bir çarpma, bir inversion, burada kare. Gördüğünüz gibi bir tane degree 2 isojeni bile çok yer tutuyor. Bizim bu gerçek şeyde SIKE uygulamalarında 2 üzeri 200'lük bir şeyin derecesi isojenin ve yani böyle bir sürü derecesi 2 olan isojenin composition'lar şeklinde yazıldığı için bir sürü böyle şey çağırıyor. Isogeny computation çağırıyor. O da yine low level'da fine fit aritmetiği çağırıyor. Bundan dolayı fine fit aritmetiği burada da önemli bir rol tutuyor. FP kare de çalışıyor sistemimiz. FP kareyi bu şekilde construct edebiliyoruz. Yani bir tane FP kare elemana A artı i çarpı B şeklinde gösterilebiliyor. B de burada, pardon, i de burada x kare artı 1'in kökü, yani karesi eksi 1 olan. Bundan dolayı buna bazen complex representation of FP square deniyor. Yani burada iki eleman çarpınca 4 tane de 3 tane duruma göre FP çarpımı çağırıyorsunuz. Peki P, size P olan integer'ları nasıl represent edebiliyor? Biz eğer P'nin size L bitse ve W bitlik bir architecture'la çalışıyorsak L, W, fuller function plus one word şekilde represent edebiliyoruz ve daha sonra onları normal polinomlar şeklinde, fine fit şeklinde çarpabiliyoruz. Ben şimdi burada hızlanacağım. Zamanım bayağı daraldı. Birçok işte şey metodu var. Hızlandırma metodu var. Bunların değişik kombinasyonları further improvement'lar getiriyor. Bunlarla ilgili de bizim de geçtiğimiz günlerde bir çalışmamız oldu ve teorik olarak kompleksiteleri geliştirdik, şeyleri, interpolation teknikleri ve Charles Zhao'yu kullanarak burada da FP aritmetiğinde iyileştirmeye getirebildiğini gösterdik ama henüz daha gerçekleştirmelerini yapamadık. Doktor öğrencim Bartullo bir çalışma yapıyoruz orada. Yine benzer şekilde SIKE'ın submitter'larından birisi David Jao'nun postdocu Javandro bizim ekipte çalışıyor. Waterloo ekibinden. Bunların daha da iyi hızlandırması için. Oradaki karşılaştığımız sorun şu. Bu şeyler, buradaki FP, very large integer'ların çarpımları, polinom çarpımları kadar, latislerdeki kadar straightforward değil. Çünkü bir carry diye bir sorunumuz var burada. Ve bizim geliştirdiğimiz algoritmalar da çıkartmalar da oluyor. Mesela Karasuba'da A0 artı A1 var ve B0 artı B1 ile çarpılıyor. Burada hiçbir sorun yok ama biz teorik olarak geliştirdiğimiz algoritmalarda A0 eksi A1'ler gibi geliyor ve eğer A1 A0'dan büyükse bir negatifle karşı karşıya geliyoruz ve işte unsigned representation'lar orada sorun çıkartabiliyorlar. Yani yaptığımız analizlerde komplekslerimiz çok iyi ama bu implementasyondaki bu tür küçük sorunları çözmek için de bazı teknikler geliştirmeye çalışıyoruz. Yakında o sonuçları da elde edersek e-print'e birkaç ay içerisinde koymayı düşünüyoruz. Amacımızdan bir tanesi general purpose şeylerde, architecture'larda implementasyon. Bir tanesi de AVR'da. AVR'da genellikle 8 bitlik böyle çok küçük mikrokontrolcüler ve oralarda P'nin size'ları o kadar çok büyük oluyor ki artık key exchange'ler böyle birkaç, gerçek hayatta birkaç saniye, hatta bir makale vardı işte 18 saniyede key exchange diye biraz da böyle şey yapar gibi, küçümser gibi öyle makaleler vardı. Tabii 18 saniye kimse beklemek istemez ekranın başında bir key exchange yapmak için, hiç mantıklı değil. AVR için. Ama onların da bu tür tekniklerle geliştirilebileceğini, 18 saniye beklemez ama AVR'da böyle veri resource constraint'te 1 saniye düşerse o kimse de sorun çıkartmaz sonuçta. Yine Lattice'in 100 bin kat olabilir ama gerçek hayatta 1 saniye yani AVR. Çok güzel bir amaç. Orada da gelişmeler var. 11 saniye, 10 saniyelere düştü. Şimdi bizim bu çalıştığımız, geliştirdiğimiz algoritmalarındaki o küçük sorunları çıkartabilirsek onları da böyle kabul edilebilir düzeye getirmeye çalışıyoruz. Sanırım benim sürem doluyor. Biraz da sorulara vakit kalsın. Sonuç olarak SIKE alternate algoritma oldu NIST'te artık. Geçen yıldan bu zamana çok şey değişti. Bakalım seneye ne olacak, öbür sene ne olacak? Yani bu tür etkinliklerin aslında her yıl en az bir kere ülkemizde yapılması gerekiyor. Yani burada kalması iyi olur. Sizin gibi TÜBİTAK ve Aselsan gibi kurumların bu tür etkinliklere öncülük yapması da biz akademisyenler için de çok iyi bir olanak. Kendi öğrencilerimizi buraya kanalize edebiliyoruz. Önemini vurgulayabiliyoruz gerekli yerlerde. O yüzden umarım bunun devamı da gelir. SIKE'da ne dedik? İşte performance çok büyük bir challenge. Şu anda mesela 10-15 saniyelik key exchange'ler mesela seneye olduğu zaman kaç olacak acaba? Mesela dediğim gibi 10 saniyenin 5 saniye altına düşmüş olacak mı mesela? Gelecek sene onlar güzel olabilir. Bir de bu alanda daha fazla research'e şu alanda ihtiyacımız var. kriptografik protokollerin geliştirilmesinde çok fazla bir ihtiyaç var orada. Bir işte identification schem'lerden tutun da zero knowledge proof'lara kadar buralarda yine verimli şeylerin yapılması, quantum safe protokollerin geliştirilmesi ve application yapılması açısından bir ihtiyaç. Orada da özellikle akademik çalışanlar için var, bir alan var diyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.